Onu gördüğümde hayatımın en büyük gururlarından bir tanesiydi. Peki orada birileri oldu, gıcık ettiğin, çarptığın falan olmuyor mu? Genelde hocaya doğru yapıyorum. Lionel Messi. Of, kral. Bu maçın şöyle bir özelliği var. Babamla çıktığım ilk büyük maç. Nokta atışı. Bilemeyecek misin? Yine bilemeyeceğim. Yarının dünyası Paribu sunar. Paribu. NTV Spor YouTube kanalında Sor Bana'nın 13. bölümüne hoş geldiniz. Konuğumuz olimpiyat ikincisi, Avrupa şampiyonu, milli karateci Eray Şam'dan. Hoş geldin Eray. Hoş bulduk, teşekkürler. Kocaeli'nden kalktın, bizim yayınımız için geldin. Bunun için de ayrıca teşekkür etmek isterim. Ben de davetiniz için teşekkür ederim. Çok mutlu oldum seni gördüğüme. En son olimpiyattan madalyayı aldıktan sonra NTV'de bir yayın yapmıştık. Onun üzerine yaklaşık 1,5 sene sonra tekrar NTV Spor YouTube kanalı için buluştuk. Biliyorsun programımızın ilk bölümü stok bölümü. Girdik senin Instagram hesabına. Bakalım ne çıkarmışız. 2021 yılı Eray'ın senesi oldu. O sene kazandığı başarıları şöyle bir özetleyen, maddeleyen bir fotoğraf paylaşmıştı. Onunla başlayalım isteriz. Evet, bu fotoğrafta diyor ki, olimpiyat oyunlarında gümüş madalya aldı, Avrupa şampiyonasında altın madalya aldı, kalifikasyonda altın, Balkan şampiyonasında altın, dünya sıralamasını birinci olarak seneyi tamamladığı dünya sıralamasında bir seneyi geride bırakıyor. Bu fotoğrafla ilgili neler söylersin? 2020 benim yılım oldu gerçekten. Gerçekten. O süreç benim için başı çok sıkıntılıydı, sonu çok mutlu bitti. Yani 2021'in Haziran'da ben olimpiyatlara gitmeye kazandım. Haziran'dan önceki dönem benim için çok sıkıntılıydı. Çok stresli ve zor. Hatta depresyona girdiğim zaman bile oldu 2021'de. Tabii çok zor geçmişti. Çünkü mesela benim diğer arkadaşlarım olimpiyata geçen seneden gitmeye hak kazanmıştı. Garantilemişlerdi olimpiyata gitmeye. Ben son maç kazandım. O sona kadar hep performansı zirvede tutmaya çalıştım ve yani puanlamadan gidemedim. Kalifikasyona kaldım. Önce bir umutsuzluğa kapıldım, sonra tekrar yeniden başladım. Yani çok renkli bir serüvendi aslında. Burada zaten paylaştığım gönderdeki resimler de hepsinin ayrı ayrı duyguları, çok önemli duygular. Orada mesela annemle babamın sevinci var. O en özel anlarımdan bir tanesi. Onu görür görmez benim, yani ben çok az ağlarım. Duygularımı aslında çok fazla belli etmem ama o fotoğrafı görür görmez gözümden yaş geldi. Çok duygulanmıştım. Hani olimpiyatta madalya aldığımda bile belki o kadar gururlanmamışımdır. Çünkü son maçtı ve o son maçı birinci bitirerek 60-67 kilo karışıktı orada da. Ve artık yatağa şöyle bir bıraktım kendimi. Dedim oldu ya. Yani müthiş bir şeydi benim için. 2021 hem ilk büyükler Avrupa şampiyonunu da kazandığım bir yıldı. O yüzden benim yılım diyebilirim. Kesinlikle bunu diyebilirsin. Şimdi 2022'ye geçelim. 2022'de ülkemize Akdeniz oyunlarında karate'de ilk altın madalyayı Eray Şam'dan getirdi. Bu görseli sizinle paylaşalım. Bir önceki Akdeniz oyunlarında ben 3. olmuştum ve benim ilk büyükler de oyunlarımdı yani. Oyunlar müsabakamdı. Ve ilk madalyandı bronz. İlk madalyamdı. Orada da ben çok sevmiştim ve ben bu tür oyunlar organizasyonlarını çok seviyorum. Çünkü bütün branşlar bir arada. O ortamlarda ben aslında biraz daha motive oluyorum. Çünkü çok sevdiğim bir ortam var. Her şey benim lehimeymiş gibime geliyor ve bunu maça da yansıtıyorum. 2022 Cezayir'de ilk altın madalyayı alarak ülkeme de çok büyük bir gurur yaşattım. Çok şükür güzel şeyler başardık yani. Tabii hem ülkene çok büyük bir gurur yaşattın hem de ilk antrenörün olan, hala antrenörün olan babana. Şimdi Şam'dan Spor Kulübü'ne, yani Adnan Şam'dan'ın, Eray'ın babasının sahibi olduğu spor kulübünün Instagram hesabına gidelim. O hesabın paylaştığı altın madalya görseline de bakalım Akdeniz oyunlarının ardından. Şam'dan Spor Kulübü Akdeniz oyunlarında Eray ilk altın madalyasını getirdi diyor. Tabii bunda babanın payı da çok büyük. Seni 5 yaşında karateye başlatan tabii Adnan Şam'dan. Yani şu anda aslında bağlı olduğum kulüp Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü. Ama tabii ki hani bizim özel kulübümüz bu Şam'dan Spor Kulübü. Orada yetişmiş bir sporcuyum. Şu an zaten Şam'dan Spor Kulübü'nün elit sporcuları Darıca Belediyesi adına yarışıyor. Öyle de bir ayrıntıyı vermek isterim yani buradan. Şimdi de Adnan Şam'dan'ın paylaştığı kendi Instagram hesabından bir post gelsin ekranlarınıza. Anne, baba ve Eray beraberler, Eray'ın bir madalyasıyla. Hem Adnan Bey hem de Nevriye Hanım karateyle ilgileniyorlar. Tabii bu işin esprisi Adnan Bey zaten karatede Eray'ın aldığı bütün başarıların arkasındaki isim. Nevriye Hanım da zamanında 2 sene bir ilgilenmiş karateyle. O esnada da Adnan Bey'le tanışmışlar. Güzel bir hikaye. Aynen. Annem işte Bulgaristan göçmeni. Bulgaristan'dan geldiği zamanlar birkaç yıl sonra karateye başlıyor ve orada tanışıyorlar babamla. Güzel bir yani buluşma olmuş. Şimdi size burada yeri gelmişken bir iki tane de minik Eray fotoğrafı göstermek istiyorum. Eray daha karateye ilk başladığı zamanlar 5 yaşlarında, belki 6. Bu görsellerde benim çok hoşuma gitti. Sizin de görmenizi istedim diyelim ve tekrar 2022 yılına dönelim. Avrupa şampiyonluğu kazanıyor Gaziantep'te. Ev sahibi olduğumuz bir Avrupa şampiyonasında Eray altın madalyayı alıyor.
Pürsü'de. Bu da tabii ki çok önemli bir andı onun hayatında. O bağlamda sizlerle paylaşmak istedik. Avrupa şampiyonluğu nasıl geldi Gaziantep'te ev sahibi olduğumuz bu şampiyonada? Yani Avrupa şampiyonluğu güzel geldi. Yani benim ikinci büyük şampiyonluğumdu. Güzel hazırlanmıştık. Yani çok da motiveydik ve ülkemizde olması bizim için bir avantajdı. Yani orada ev sahibi olmak gerçekten bizi iyi hissettiriyor. O maçın şöyle bir özelliği var. Babamla çıktığım ilk büyük maç. Yani babamla beraber bir Avrupa şampiyonluğu kazanmamıştım daha önce. Avrupa üçüncülüğü, ümitlerdeyken Avrupa üçüncülüğü kazanmıştım. Ve burada çok büyük bir şansım vardı. Babamla beraber o duyguyu tatmak istiyorduk. Biraz da onun motivasyonu vardı ve gerçekten güzel maçlar çıkardım. Yani kendi performansımı biliyorum. Hani o performansın biraz daha üstünde bir performans çıkardım. Belki de babamın arkasında olması sayesinde. Beraber güzel bir şampiyonluk yaşadık orada. Şimdi sen söyledin ya, hani performansımı daha yukarı çıkarmak istiyordum diye. Şu çok hoşuma gitti senin Instagram'ına bakarken. Performansını yeterli bulmadığın dönemlerin görsellerini de paylaşıyorsun. Mesela bir tanesi gelsin. 2022'den Premier League Matosinhos etabında 3. olarak bronz madalya alıyor ve diyor ki eksiklerimizi gördük, daha çok çalışacağız. Yani bunu paylaşman da bu şekilde bence çok değerli. O yüzden diğer sporcu kardeşlerine de, senden yaşça küçük olan, belki söyleyeceklerim vardır bu noktada. Kolay değil yürüdüğünüz yol. Düşmesi de var, kalkması da var. Ya tabii ki şimdi bizim belirlediğimiz bir ana hedef var. Mesela 2022'de Avrupa Şampiyonası'ydı. Ve bu Avrupa Şampiyonası'ndan önce o Matosinhos etabı vardı. Bizim Premier League dediğimiz bir turnuva. Oraya gittim ve yani kıl payı bir üçüncülük madalyası aldım orada. Yani orada eksiklerimi gördüm. Yani bayağı bir eksiğim vardı. Çünkü o zamana kadar biraz maçsız kalmıştık. Yani maç olmamıştı ve eksiklerimi o maçta görmüş oldum. Ondan sonra zaten maçtan sonra hemen bizim sosyal medya sorumlumuz Necdet abi var. Hemen mikrofon tuttu. Dedim abi burada eksiklerimizi gördük. Bu bizim için hazırlık maçıydı. Asıl hedefimiz Avrupa Şampiyonası. Orada altın madalya almak istiyoruz. Aldın da. Şimdi 2021'de olimpiyatlarda bize gümüş madalya getirdi ya Eray. Onu ekranlarınıza getirirken şunu söylemek istiyorum sana. Olimpiyat oyunlarında Eray finale yükseldin. Ama senin karşılaştığın rakip 67 kiloydu. Hı. Ama sen ülkemizi 60 kiloda temsil eden bir sporcusun. Ben bu duruma şaşırdım haliyle. Nasıl oluyor dedim. Hani Eray 60 kiloda ülkemizi temsil ediyor. Fransız rakibi 67 kiloda. Çünkü olimpiyatlar o dönem diyor ki çok fazla kilo klasmanı var. Bunları daraltalım. Birbirine yakın kilolar, müsabakaları birbirleriyle yapsın. Yani çok enteresan geldi bana açıkçası. Biraz da haksızlık gibi geldi. Finalde altın madalya için yarıştığı rakibi 67 kilo Eray'ın. Eray 60 kilo. Evet. Yani öyle bir durum oldu. Bizim tabii ki bu dezavantajımıza. Çünkü daha önce hiç dövüşmediğimiz bir rakipti. Bunlar tabii ki bizim için bahane değil. Ben o rakibim de yenebilecek kapasitedeyim. O zaman öyle denk geldi. Artık öyle oldu. Yapacak bir şey yok ona. Şimdi Kocaeli'ne gidelim. Kocaeli'nde Eray'ın adına hem bir spor salonu var, hem de Eray'ın paylaştığı bir görsel var. O da ekranlarınıza gelir. Darıca'da Eray'ın bir resmi yapılmış. Eray Şam'dan yazılmış. Eray da demiş ki değer görmek, hatırlanmak, iz bırakmak güzel. Hoşuna gitmiş. Orada bir fotoğraf çektirmiş. Bir de adına bir spor salonu olduğunu da ifade ettim. Tabii bunlar çok gurur verici şeyler bir sporcu olarak. Çok gençsin, 25 yaşındasın. Yeni bitirdin 25 yaşını. Aynen. Daha kim bilir neler olacak. Yani bunlar benim tabii ki küçüklükten en çok istediğim şeyler. Yani para pul değil. Değer görmek, hatırlanmak, iz bırakmak. Sağ olsun Darıca Belediyesi de bu konuda bana çok destek veriyor. Hani evladı gibi görüyorlar. Başkanımız da hani o şekilde seviniyor, o şekilde değer gösteriyor bana. Ona da ben buradan teşekkür ederim. Yani bunların aslında başarılı sporculara yapılması lazım. Sadece bizim orada yapılması önemli değil. Yani Türkiye'nin her yerinde başarılı bir sporcu veya uluslararası alanda yükseltecek bir başarı yaptıysa bu kişilerin hatırlanması gerektiğini, değer görmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Güzel. Devam edelim son görselimizle. Ben burada Eray'a hem sizinle görseli paylaşıp hem de ona sormak istiyorum. Bir söyleşiye katılmış Eray. Demiş ki o söylemler beni ateşledi şeklinde bir caption yazmış. Ben merak ettim hani hangi söylemleri seni ateşledi. Ben olimpiyatlara gitmeden önce biraz yazılanları, çizilenleri okuyordum. Orada tahmin edenler çok. İşte Eray şunu yapar, Uğur bunu yapar, Serap bunu yapar. İşte diğer branşlar da aynı şekilde yazıyorlar. Bunu yazanlar da karatenin içinde değil aslında. Spor severler diyeyim. Ben bunları okuduğumda beni hiç saymıyorlar. Şimdi ben seri başı olarak gitmedim olimpiyatlara. Aslında karatenin içinde olanlar, işte antrenörler falan benden bekliyorlardı yani bir madalya. Ben bunları görünce ama biraz üzülüyordum. Hani benim sayılmaması ve bir tane yazı gördüm ben. Hani Eray da üçüncü olsa iyi olur, bir mucize olur gibisinden bir yazı gördüm. Hani yaparsa en fazla onu yapar. O da bizim için, hani ülkemiz için iyi olur gibisinden. Hani bu yazıları ben görünce aslında bir yandan üzüldüm ama hani bu yazılar beni hiçbir zaman düşürmedi. Her zaman daha da ateşledi. Ya bak ben yapayım da sen göreceksin gibi düşünüyordum yani. Hani hepinize bir cevap vereceğim gibi. Bu söylemler beni ateşledi yani. Ve Stok bölümünün sonuna geldik. Sırada hızlı ve seri bölümümüz var. Elimde olsa değiştiririm dediğin bir özelliğin var mı? Trafikte çok sinirliyim.
Yani zorunlu olmadıkça ben İstanbul'a gelmiyorum bile. Yani o kadar trafikten nefret ederim. Yani biraz daha sakin, böyle sürsem, hiçbir şey umurumda olmasa, yani o özelliğimi değiştirmek isterdim. Güzel olurdu. İkinci sorum. Antrenmanların ya da maçların öncesi bir ritüelin var mı? Hep yaptığın bir şey. Var. Bizim belimize bağladığımız kemer var ya, o böyle rulo şeklinde sarılıdır benim çantamda her zaman. Maça çıkmadan önce soyunma odasına gittiğimde elbisemi giyerim, en son kemerimi çıkarırım ve şöyle rulodan açarak uzatıp çekerim kendime doğru. Onu yapmazsam sanki o gün benim olmayacakmış gibi. Peki orada birileri olduğu, gıcık ettiğin, çarptığın falan olmuyor mu? Genelde şu hocaya doğru yapıyorum. Mesela hocam duruyor ya karşımda. Onun gözüne doğru atıyorum, bir anda çekiyorum. Tabii şuraya kadar geliyor, o da hemen savunmaya geçiyor. Neden bilmiyorum, tahmin ettim. Yani birilerini gıcık ettiğini olmuyor mu diye bilerek söylemedim, oluyormuş ya, gördünüz. Tanıdık kimse yoksa boşa yapıyorum da. Hani genelde hocam oluyor. Şu sıralar babam, babama doğru yapıyorum. Gerçekten hissettim yani. Devam ediyorum. Kendinle en çok gurur duyduğun an neydi? İki an var aslında ya. Güzel, ikisini de duymak isterim. Birisi kalifikasyonu kazandığım zaman, dedim ya kendimi böyle yatağa bıraktım. Artık hani oldu ya, olimpiyata gidiyorum oldu. O an işte babamlar bana bir ses kaydı atmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ve daha şimdi akşam seansı var. Daha belli değil aslında kalifikasyon. Şimdi öğlen seansında finale kaldım. Akşam seansında ilk dört yarışacak ve bir kişi sadece dışarıda kalacak. O bir kişi, dedim ki herhalde ben olmam. Yani en zayıf halka ben değilim. O arada bana işte annemden veya babamdan gelen bir mesaj vardı. Orada gözlerim dolmuştu. Çok gururlanmıştım ve yine annemle babamla alakalı olimpiyatlarda finale kaldığım an, annemle babam birbirine sarıldığı fotoğraf var ya, onu gördüğümde hayatımın en büyük gururlarından bir tanesiydi. Hatta en büyük gururumdu yani. Güzel. Daha ne desin? Peki Eray, şimdi ya da çocukluğundan, herhangi bir dönemden hayatında fobin var mı? Fobim yok. Hiç olmadı. Yok. Çok güzel. Kendini benzettiğin bir film ya da dizi karakteri oldu mu hiç, ya da var mı şu an? Benzettiğim belki Bruce Lee'dir. Bruce Lee de babası çok severmiş bu arada, programdan önce sohbet etme şansımız oldu. Önceden mesela hani Bruce Lee hareketleri ben çok yapardım küçükken. Bir şey soracağım, sana bunu herkes soruyordur ama sen Karate Kid izledin mi küçükken? İzledim tabii. Peki seni etkiledi mi? Çok etkilemedi. Etkilemedi. Zaten olayın içindeydim ya. Doğru. Niye etkiledi? Eray Şamdan'ın biyografisi yazılıyor ve sana soruyorlar. Diyorlar ki Eray, başlığına ne koyalım? Ne isterdin? Vallahi bilemedim ama şampiyon diyelim ya. Kısaca. Şampiyon diyelim ya, haklı. Eray, sıradaki bölümümüz. Tek soru, tek bölüm. Mentorun var mı? Şu anda yok ama kesinlikle olması gereken bir şey. Ben her zaman söylüyorum yani. Karate'de de benim görüşüm %60 psikolojidir, %40 performanstır. Benim görüşüm bu. O yüzden mentor bu konuda çok etkili. Seni yönlendirecek, sana destek olacak. Hem psikolojik hem antrenmanlarında seni yükseltecek birinin olması kesinlikle gerekli. Profesyonel sporculuk için çok gerekli bir şey. Gerçekten hayatın her alanında olduğu gibi sporda da bir mentora sahip olmak çok değerli. Paribu bu konuda önemli bir projeye imza atıyor. Türkiye'nin lider kripto para işlem platformu Paribu, milli spor ve sporcuları desteklemek, geleceğin sporcularının yetişmesine katkı sağlamak amacıyla 2021 yılında Team Paribu'yu hayata geçirdi. Bu senede 10 kişilik ekibiyle Team Paribu ekibi faaliyetlerine devam ediyor. Team Paribu kadrosunda milli voleybolcu Eda Erdem, milli jimnastikçi Ahmet Önder, milli rüzgar sörfçüsü Dilara Uralp, milli modern pentatlet İlke Özyüksel, milli basketbolcu Sertaç Şanlı, milli yüzücü Nida Eliz Üstündağ, milli atlet Berfe Sancak, milli karateci Dilara Bozan, milli eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ ve milli serbest dalışçı Fatma Uruk yer alıyor. Team Paribu'nun yeni projeleri arasında öne çıkanlardan biri ise Team Paribu Mentor. Mentor programı kapsamında sporcular kendi branşlarındaki genç sporculara tecrübelerini aktararak onların gelişimine destek oluyor. Spor psikoloğu eşliğinde yapılan antrenman ve sohbetlerle genç katılımcıların profesyonel sporcu olma hedeflerine katkı sağlanıyor. Burada 8'li bir formattan bir şampiyona gideceğiz. Artık biliyorsunuz çeyrek final, yarı final, final eşleşmelerimiz olacak. Peki şansın, bu kutuyu nasıl hazırladın? Eray, senin sevdiğin, beğendiğin, saygı duyduğun 8 kişiyi sosyal medya hesaplarına bakarak bulmak kolay olmadı. Çünkü pek kendinle ilgili şeyler paylaşmıyorsun. Biz de Furkan'a sorduk. Furkan Kayalı ile hazırladık bu kutuyu. Vay. Nasıl, doğru adres mi sence? Doğru, güzel. Peki, ilk isim geldi. Lionel Messi. Of, kral. Bakalım Lionel Messi'nin karşısına çeyrek finalde kim gelecek? Yani erken elemek durumunda kalabilirsin. Tankurt Manas.
Tankurt. Tankurt Manas'ı da severim ama tabii ki Messi diyeceğim buna ya. Peki. Lionel Messi, Tankurt Manas arasından Messi ile devam ediyoruz. Bir başka eşleşmeye gidelim. Alex Biomonti. Zor olacak. Evet, bayağı. Sanıyorum küçük yaşlardan beri İdolim. Beğendiğim bir spor idolü. İdolüm. Karşısına Anıl Piyancı geldi. Anıl Piyancı hep rapçileri koymuşlar ama. Demek ki rap seviyorsun. Biz de böyle anladık. Doğru. Buna Alexander Biomonti tabii ki. Şimdi bak, zor oldu. Çünkü burada Alex Biomonti ve Lionel Messi eşleşti. Buraya evet. Daha sonra geleceğiz. Aynen, o zor biraz ama. Onların karşısına yapacağız. Gelecek eşleşmelere bakalım şimdi. Max Verstappen. Oo, ya. Çok zor ya. Ya, kolay olmayacak. Çok zor. Max Verstappen'in karşısına Sagopa'yı koyuyoruz. Sagopa. Vallahi Max Verstappen diyeceğim buna da. Son çeyrek final eşleşmemiz Pro ve Patron arasında. Allah. Ne diyorsun? Pro mu daha çok dinlersin, Patron mu? Yani Patron'u severim ama Pro'nun yeni çıkan hiçbir şarkısında kaçırmam. O Pro zaman diyorum. Patron'u şimdilik gönderdik. Evet, geldik yarı final eşleşmelerine. Bence en zoru erken bir final. Lionel Messi ve Alexandre Biomonti arasında. Messi, goat benim için. Tabii. Ama Alexandre Biomonti de hayatıma yön veren kişilerden bir tanesi. Messi'yi üzülerek eleyeceğim. Evet, haklısın. Ben hak verdim. Neyse, çocuğun içinden geçenlere ben niye hak veriyorum? Yani verdim ama elimde değil. Max Verstappen, Pro arasında finale kimi götürürsün? Finale Verstappen'i götürürüm. Neden? Çünkü o olimpiyat sürecinde yine Verstappen'in yarışlarını izledikçe motive oluyordum. Adam çok gözü kara, çok hırslı ve sadece yarışına odaklanıyor. Yani ben bunu gördükçe motive oluyordum ve push your limits dediği bir hashtag'i var onun. Yani onu görünce de motive oluyordum. O yüzden bu da hayatıma, son yıllarda hayatıma yön verenlerden bir isim olduğu için ikisinin finali güzel olur yani. Evet, ikisinin finali Biomonti Verstappen arasında. Eray Şamdan'ın finalistleri arasında, tutamadım kağıtları. Eray Şamdan'ın şampiyonu kim olacak? Yine zor bir soru. İkisi de hayatıma yön veren kişiler. Hı hı. Ama yani çok küçüklükten bana dokunduğu için Alexander Biomonti şampiyonum. Biomonti Eray Şamdan'ın şampiyonu oldu. Sırada mesela bölümümüz var. Mesela Eray, karate'de bir kural değiştirme hakkın var. Hangisini değiştirir? Puanlama sistemini, o hakemlerin göreceli puan verme sistemini kesinlikle. Nasıl olacağını bilmiyorum şu an ama onu değiştirmek isterdim. Nasıl olacağını bilmiyorum, güzeldi. Şimdi Eray, olimpiyatlara kendin olarak değil de başka bir sporcu olarak gitmiş olsaydın, kim olarak gitmek isterdin? Kim olarak? Djokovic olabilir. Evet, Novak Djokovic olarak gidebilirdim diyor Eray Şam'dan. Hayatından, geçmiş yıllardan birine dönebiliyorsun. Bir şeyleri değiştirebilirsin, aynı tutup tekrar yaşayabilirsin ama bir yıla dönme hakkın var. Hangisine dönerdin? 2011 olabilir. Aa. Evet. 14 yaşına geri dönmek isterdim. Evet, 14. Zor bir yaş yani, ben istemezdim açıkçası. Yani neden? O zaman lise 1'deydim zaten. Ama çok güzel bir ortamım vardı ya. Peki Eray, tarihten ya da günümüzden bir sporcuyla tanışma imkanın var. Kimi seçerdin? Bence bu kutudan birini seçeceksin, öyle hissediyorum. Yani zaten Alexander Biomonti ile tanışıyoruz. Aa. Tabii. Aa, bilmiyordum. Onun aramız iyi de. Ben hani idolüm deyince böyle uzaktan idolleştirdiğim bir isim sanıyordum. Yok, şu anda zaten Fransa milli takımının antrenörlüğünü yapıyor. Maçlarda falan görüşüyoruz ama Messi olabilirdi. Değil mi? Evet. Bir sorulur ne yiyorsun, ne içiyorsun diye. Peki oyuncusun, bir aktörsün. Hangi filmde ya da dizide rol almak isterdin? Yenilmez filmi var ya, Yuri Boyka. Evet. İşte orada başrol oynamak isterdim. Nokta atışı. Ve sıra geldi Bil Bakalım Kim bölümüne. Bu bölümü ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Umarım bu tahmin ettireceğim kişiyi çabuk tahmin edemezsin. Biz bu kişiyle oturduk, konuştuk. Eray tahmin edemesin diye nasıl ipuçları bulalım şeklinde. Ve belli başlı ipuçlarına ulaştık. Bil Bakalım Kim bölümünde Eray'ın tahmin etmeye çalışacağı ama bizim dirsek çıkacağımız isim diyor ki, sık görüşemesek de birlikte vakit geçirmekten çok keyif alırız. Bu kişi senin çevrende çok sık görüşemediğin biri ama birlikte vakit geçirmekten çok keyif aldığın biri. Senden bir tahmin rica edeceğiz. Bir ama. Bir. Birden çok tahmin olmasın. Enes Çınar mı? Hayır, Enes Çınar değil. İkinci ipucumuz geliyor. Bu kişi diyor ki, ilişkilerinde benzer kafa yapısına sahip olduğun kişiyim. Çok zor ama ya. İyi gidiyoruz. Demedim şimdi. Bir tahmin verebilirsin ya da öbür ipucunu isteyebilirsin. Öbür ipucunu isteyeyim. Peki, üçüncü ipucuna geçelim. Bu kişi diyor ki, Eray,
aynı kulüpte olup aynı kiloda yarışıp seninle hiç rakip olmadık. Bu güzel ipucu. Aynı kulüptesiniz ya da aynı kulüpteydiniz, orasını bilemem. Aynı kilodasınız, yarıştınız bol bol başkalarıyla ama birbirinize hiç rakip olmadınız. İsmail Aydoğdu mu? Hayır, değil. Yaşasın. Burada avlanırız zannediyordum. Değil. Nasıl ya? Değil. Burada artık zaten sana tahmin ettireceğiz, yani öyle düşündük. Bu kişi diyor ki, sen bana reis dersin, ben sana şampiyon. Bilemeyecek misin? Yine bilemeyeceğim. Ben reis çok kişiye derim ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu arkadaşım bana dedi ki, Eray sadece bana reis der ya da bana öyle diyor. Okan abi mi? Evet. Bildim. Okan Aksu. Çok teşekkür ediyoruz Okan Aksu'ya kıymetli desteği için. Okan Aksu, Eray'ın babasının öğrencisi. Bunu da söyleyecektim aslında ama zaten aynı kulüpte olduklarını söyleyince bir daha demeyeyim. Ya Okan abi şimdi bana gitti öğretmen evet, olarak. Evet. Şimdi ayrı düşünce hiç aklıma gelmedi. Evet. Aynı kulüp deyince hep hemen Kocaeli, Gebze. Evet. Oralar aklıma geldi. Ve sor bana'nın son sorusunu yöneltelim Eray Şam'dan. Totemin var mı? Totemim o dediğim şey var işte. Heh, o, onun kemer dışında. Atıp çektiğim. Bir şey vardı, sadece denk geliyor da. Ne? Mesela benim Tunağan bir arkadaşım var Ankara'dan, Tunağan Kuzucu. Selamlar Tunağan. Her maç öncesi aradığımda şampiyon oluyorum, aramadığımda yeniliyorum. Denk geliyor ama. İşte ama olmaz ki böyle. Bu şu maçların saatlerini bilecek artık Tunağan o zaman. Yenildiğinde zaten kızıyorum ona artık. Eray, sana çok teşekkür edelim. Aynı zamanda babana, annene ve senin başarında emeği geçen tabii tüm ailene, geniş ailene de bize bu gururları yaşattığın için teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim davetiniz için. Çok güzel bir program oldu. Yüreğinize sağlık. Yarının dünyası Paribu sundu. Paribu. NTV Spor YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın. İçeriğimiz hoşunuza gittiyse beğeninizi ve yorumlarınızı da bekleriz.